Evet dostlar herkese iyi geceler. <laughs> Biliyorsunuz ki çok hastayım. Ee, ancak kendimi toparlayabildim. <laughs> ee, şimdi birkaç tane hisse e, merak ediyorsunuz arkadaşlar. Merak ettiğiniz hisselere bakacağım. Ee, Twitter'dan yazmış olduğunuz şeylere çok bakamayacağım. Şimdi Armada'yı çok soruyorsunuz. Armada arkadaşlar grafik bir şekilde yani. 49 TL'de güçlü bir desteği olduğunu söyledik. Ee, daha da yani göremem yani. Aşağıda şimdi bunları çiz çizmemin sebebi yani bu hisseyi buraya mı getirmeye çalışacaklar? Yok. Yani e, 39 TL'ye mi getirmeye çalışacaklar? Yok. Yani o yüzden 49 TL artık bir 60 TL olsun. Her an yükseliş beklediğim hisselerden bir tanesi. Yani Grafik bu şekilde ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. 60 TL gibi bir hedefi var. Gider mi gitmez mi bilmiyorum. Ne zaman gider bilmiyoruz. Ee, bu ise bizi beklettirmiş. Yani baya bizi beklettirdi. Yani 49 desteğinden zaten döndü 50 TL. Ee, artık şöyle bir 60 TL olsa da böyle biraz keyfimiz gelse diyoruz. Ee, Maliyeti yüksek olan dostlarımız var. Yani yapacak bir şey yok bekliyoruz yani burada bakın yükseliş onayını vermişim Ben dedim buradan çıkarsa buradan çıktı artık inşallah yönü yukarı olur ne diyeyim yani 49 TL destektir 60'a kadar gider mi gitmez mi bilmiyoruz ama 60 TL gibi bir hedefi var ileride yani umutluyuz umutluyuz nereye kadar dur durduracaklar bu hisseyi? bilmiyorum yani ben de takip ediyorum 60 TL. 60 hedefini Umarım gider yani Şimdi kenti de merak etmiştiniz. Kenti paylaştım. Eee, grafik anlamda zaten çok uyumlu olduğunu söyledik. Aynı armada gibi olduğunu söyledik. Beklettiriyorlar dedik. Şu şekilde üçgen formasyonu çizmiştik daha önceki videolarda ve burada ee, kıvrılım gerçekleşti. 307 üstü t TL kapanış yaptı. Yukarıda işte dediğimiz gibi 333 TL gibi bir hedef var bizim için. 333 de işte 350 gibi. Bakacağız, takip ediyoruz. %10'la kapattı, biliyorsunuz. Bu da bizim muhteşem bir başarı oranımız. Çok şükür. Bugün yaklaşık 6-7 tane hissemiz tavan yaptı. 3-4 tane hissemizde %10'la kapanış yaptı, kitledi. Umarım yarın da bu performans devam edecek. İnşallah. Kent de bu şekilde, dostlar. Yani biz çizdik videolarımız hala duruyor işte YouTube'da. Şunu da kapatayım isterseniz. Hı -hı. E, 333 TL 334 TL gibi bir hedef var yukarıda bir e, direnci var oranın üstüne kapanışlar yaparsa 350 TL gibi bir hedeften bahsedebiliriz şimdi Merko'yu da çok soruyorsunuz Merko'ya da bir bakalım çok zarar edenler var çok 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 bu hisseyi kim size ne ya? yani kim size pazarladı bu ise ya ben anlamadım ama şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu hisse de bizim dediğimizin dışında daha hareket etmemiş. Tamamen bizim kontrolümüz altında. Ekstradan size bir şey söyleyen olur ise benim videolarımı izletirin onlara. Yani aşağıda hala gelebilecek bir seviyesi var. 10-26'lar, 10-30'lar. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yukarıda da 14 TL gibi bir hedefi var. Bu hedefleri gerçekleştirmeden bir şey söylemeyiz. Yani hangi tarafa daha yakın alım yaparsanız o zaman öyle bir kar kazanç elde etmiş olursunuz. Gider mi, gitmez mi bilmiyorum. Ama hmm, Sipek. Yani şöyle bir güzel düşse, şöyle bir güzel bir düşse biz de ben de gireceğim de yani ya yani benim benim amacım işte yani 10 30'lar, 11'ler bu ise için olumlu olabilir öbür türlüsü e, büyük bir risktir. Ne gerek var yani dünya kadar hisse var. Ben niye böyle bir teknik grafik çalışmayan bir hisseye gireyim ki? Yani zaten teknik analiz zar zor kurtarıyor hisseleri. E bir de yani bilinmez bir grafiği yorumlayıp e, yatırım yapmak biraz mantıksızdır. O yüzden grafiği düzgün olan hisselere yatırım yapabilirsiniz. E, tabii ki biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Bu X hissesi olabilir, Y hissesi olabilir. Ee, ama işte yukarıda 14 TL var. Bu da uzun vade olarak demişiz. Yani artık buraları geçmesi gerekiyor. Ya, ya buraya gelsin ya buraya gelsin ki insanlar artık bir şekilde rahat bir şekilde derin nefes alsın. İleride e, tekrar o 16'ları bulacak dostlar. Ama ne zaman işte onu bilmiyoruz. Biz grafikte zaman ar aralığını bulamıyoruz. İleride çok güzel bir hedefi var. E, onu gerçekleştirir inşallah. Yani şöyle bir güzel bir düşse bileceğim ki size oradaki senaryon ne olduğunu anlatacağım sizlere. Çünkü eğer güzel bir düşüş yaşar ise yukarıda demek ki güzel bir hedefe doğru gideceğini söyleyebilirim. Şimdi avot avot grafiğimiz bu şekilde dostlar. Yukarıda gidebilecek 11.30'ları var. Aşağıda da 8.50 yakalarsanız acımayın. 8.50 güçlü bir destek. Yani şimdi adamlar destekleri çiziyorlar da bilmiyorum nasıl çiziyorlar. Yani burada zaten iki temas. Burada da bir temas daha olursa 3 temas alsana manyak bir tane destek. Kırmadı sürece bir sıkıntı yok. Buralarda artık yukarı doğru gider. Zaten bu ise zaten bakın şuralardan gelmiş. Yani güzel bir yükseliş yapmış. Yani adamlar sosyal medyada kaldıracağız, şunu yapacağız, uçacak, kaçacak diyorlar. Eyvallah amene sadakna da. E aşağı gelebilecek yerini de söyle bari de. insanlar boşu boşuna bir zaman kaybına uğramasınlar. Aşağıda desteğini söyleyeceksin. Adam ne yapacağını bilsin yani. Ona göre beklesin. Adam şimdi nerede olduğunu bilmiyor ki. Hisenin nerede olduğunu bilmiyor. Ama ben sana işte söylüyorum. 8.50 ile 11.30'ların arasında gidip geliyor demişiz daha önce. Keza aynı şekilde daha 8.50'ye gelmemiş. Hatta en düşüğü sanırım 9-10 TL. 9 yani buralarda yakalar iseniz affetmeyebilirsiniz ama işte şu trendin içerisinde şu kanalın içerisinde devam ediyor. Şimdi jant Evet yani şuralardayken bizim hedefimizi gerçekleştirdi ve aşağı doğru bir yönelim olabilir dedik. 199'lara tekrar keza 199'lara geldi ama kapanışı yapmadığı için 202 üstü kapanışlar yaptı. Ondan sonra 205 üstü kapanışlar yaptı. Yani bu ise için teknik olarak olumlu şeyler konuşabiliriz. Yani şu ise 100, 196 yakalar iseniz zaten sonra güzel bir kazanç sağlayabilir sizlere. Bilmiyorum teknik analiz öyle söylüyor en azından. Yani 167'ler ee, hani çok büyük bir sıkıntı olur ise oralara gelme ihtimali var. Çok hastayım dostlar Valla çok hastayım. Nefesim çıkmıyor artık. Yani bağıramıyorum artık. Kızamıyorum da sizlere. <laughs> yani o yüzden yani 199 196 alımlar gel gelirse affetmeyin çünkü yukarıda size daha önce belirttiğim gibi 240'ları ve 255'leri var. Bu uzun vade olduğunu söyledik. Bu da her an gerçekleştirebilir... Yani güzel bir e, düzeltmesini yapıp tepki yükselişiyle beraber bu hedefleri bulabileceğini söyledik. Şimdi Marshall. Marshall. Ay. Vallahi, vallahi çok yorulmuşum. Yani Marshall bu da durmuş Bürü takasta olduğu için durdurmuşlar ise yani en en uygun en güzel gelebilecek en iyi alım yapılabilecek en güzel seviye burasıdır. Grafik anlamında diyorum arkadaşlar grafikte konuşuyor. Çünkü bunun öbür türlüsü şuralara kadar gelir 163'ler sıkıntı olur. Anlatabiliyor muyum sana? Yani şu an grafik anlamda en güzel gelebilecek yer burasıdır. Yukarıda da şöyle bir hedefimiz var. Ee, yani neredeyse 380 ile 390 arası bir hedefimiz var. Zaten çizmişiz zaten. Yeni mi geliyorsun? Ee, bakın 276 kapanışlar 258 TL götürür. Kapanışı yapmadı. Bakın tam 270 7'ye mi gelmiş? Neye gelmiş? Kapanışı orada yapmış ve oradan yukarı doğru gitmiş. Tamamen ekstradan söyleyecek hiçbir şey yok dostlar. 380 TL e, bekleyeceksin. 380 TL'si var bu hissenin. Ekstradan başka bir şey söylemeye gerek yok. Biz teknik analizimizi konuşturmuşuz yine maşallah. Yani Allah bin bereket versin. Yani bir de şey soruyorlar böyle dagiye girelim mi girmeyelim mi? Ee, ne olacak ne bitecek? Şimdi biz burada kendimizi yırttığımızda burada 7.94'lerin manyak bir derecede güzel bir yer olduğunu söylediğimizde bizi ciddiye almayan insanlar artık 7.24 iyi konuşur oldu. Şimdi yani ben sana ne söylesem boştur. Yani bu saatten sonra gir girme demiyorum. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz dostlar. Ama gidecek güzel hedefleri olduğunu söyledik zamanında. Yani hisse tam buralardayken. Yani 7.94'lerdeyken. Biz bahsettik. E, grafinin çok iyi olduğunu söyledik. İyi düşmüş. Ellerinden fazla düşürmüşler bu grafiğini dedik. Yukarıda işte 9.18, 9.20'nin üstü kapanışlar yapması gerekiyor. 9.20'nin üstü kapanışlar yaptığı sürece e, sıkıntı yok. 11.50 gibi hedef bizim için e, muhteşemdir. E, yani beklenilir. Endeks sıkıntısı yaşamaz iseniz. Bu ise de yiyecek bir ekmek bulabilirsiniz. Bilmiyorum yani. Öyle tahmin ediyorum. Seçim sizindir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle arkadaşlar. Gidebilecek bir hedefi var. Yani sen... Sen şimdi tavandan emir vermişsin. Çünkü yaklaşık tavanda şu an 1.5 milyon lot var tavanda. Yani satış sıfır. 1.5 milyon da lot var. Şimdi sen tavanda emri vermişsin. Yarın öbürsü gün ne olur bilmiyorum. Yani net bir şey söylemek istemiyorum sana. O yüzden sana umut da vermek istemiyorum. Yani bu ise ileride 11.50'lere kadar gidebilecek bir performansı var. Ee, gitmeyebilir, düzeltmeye de gidebilir. Buralardan yorulur. Çünkü %10 yaptı, bir %10 daha yapsa aslana %20. Bir %10 daha yaptığını düşün, %30. Yani artık yorulur. Nereye kadar gidecek? Ee, ondan sonra biraz bekletirler. Ya zaten biz biz diğer önceki videoda paylaştık arkadaşlar. Dedi ki, ya adamlar adamlar 8.42'den ve 8.44'ten paylarını satmış." Sen bu hissenin 7 TL'ye 5 TL'de durabileceğini düşünüyor musun? Sen bir şey alır isen ticari anlamda, yani bir marketçi düşün ya bir sakızı alıyor 10 kuruşa, satıyor 25 kuruşa. Anlatabiliyor muyum? Ticari mantık budur. Ya e alan adam salak bir adam mı kalkıp 5 TL'de böyle 6 ay beklesin, 2 ay beklesin, 1 ay beklesin? Bekletebilir. beklete Biz de ona da bir şey diyemeyiz. Biz sadece Grafin söylemiş olduğu şeyleri söyleriz. Ekstradan da mantığa da biraz başvuruyoruz. Grafiğin bize söylemiş olduğu şey 9.20'nin üstü kapanışlar yaptı mı bizi 11.50 TL gibi bir hedefe götürür. Yani rica ediyorum şu videolarımı en ince ayrıntısına kadar izleyin. Bakın bir, bugün 6-7 tane videomuz tavan yaptı. Bekleyen hisselerimiz var. Grafiğini beğendiğimiz hisseler var. Oraya girin bakın izleyin sadece. Bak yarın öbürsü gün onlar da tavan olacak. Ben, ben yine tavan serilerini paylaşmaya devam edeceğim. Ve sen yine Bakacaksın. Bakma. Yani e, yatırım yap demiyorum. Sadece izle. İzlersen bizim ne demek istediğimizi anlarsın. Anlatamıyorum. Kimisi armada gibi bekletir. Kimisi kent gibi bekletir. Kimisi dagi gibi bekletir. Biz paylaştık. Çıktı. Kenti paylaştık. Bir hafta bekledik, bekledik, bekledik. Çıktı. Çıkıyor. Çıkacaktır. Yani teknik analiz bu arkadaşım. Yani sen gidiyorsun Merko'ya diyorsun ki ne olacak? E, Merko'nun şimdi bir akıbeti belli değil ki. Niye belli değil? Çünkü biliyor musun? Hep tavan gitmiş, hep tavan yemiş. Şimdi ben buradan grafik analizi nereden yapacağım? Yapamam ki. Ha, sana gidebilecek yerlerini söyledim. Oraya bakarsın. Ona göre izlemeye alırsın. Kesinlikle arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Onun bilincine olun. Bakın burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Şu hisseleri de söyledik bir de yonga da söyleyebilirim. Yani yonga da aynı şeyler. Bakın. Yonga da yani... Bakın yani bu hissenin daha nereye kadar düşeceğini düşünüyorsunuz ki? Ya burada alım yani buralarda 29 TL geldi. 29 TL'de alım yapmayan adam. Bakın yatırım tavsiyesi vermiyorum. Rica ediyorum bakın izleyin sadece. Yani şurada sen alım yapmamışsan tamam mı? Şurada sen alım yapmamış isen kim sana ne diyebilir Allah aşkına? E şimdi yarın öbürsü gün bir ise bu ise şuraya kadar gider ise bakın iki tane iki defa test etmiş üçüncü defa da test edecektir. Bunu unutma. Yani 37 TL'ye gitse bu ise minimal düzeyde şuraya gitse ve en önemli yerlerden bir tanesi şuranın üzerine kapatması gerekiyor ki daha güzel hedeflerden bahsedelim. Şimdi 33 TL 34 TL gitse sen o zaman mı alım yapmaya çalışacaksın arkadaşım ben anlamadım seni. Yani sen daha ne diyorsun yani ne yapıyorsun? Evet bekletir, bekletir. Bekletirse bekletir yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok ama sen bizi dinlersen bizi zaten sana buraları veriyoruz. Bak %3 artmış. Çok da bir şey değil. %3, %4 daha yüzde %5. Yarın öbürsü gün %30, %34 olacak. Öbürsü günün öbürsü günü 37, 38 TL olacak. Ama sen bilmiyorum ne yapıyorsun. Yani bekleyeceksin arkadaşlar. Daldan dala atlamayacaksın. Bekleyeceksin, sabırlı olacaksın. Dediğim şeyleri tutacaksın yanında not. Ondan sonra alım yerlerine gelirse izlemeye alırsın. Tamam canım.